اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا خاتم النبيين قيمه المؤمنين داريز deyenlerimiz peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımefendileri zevcelerleri bizlerin anneleridir Rabbimiz buyururlar ki: Bismillah ennebi evla bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhu ummahatuhum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlere her şeyden daha sevgili olandır. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi canımızdan malımızdan bütün sevdiklerimiz her şeyden daha çok severiz, seviyoruz, sevmeliyiz. Ve ezvacuhu ummahatuhu. Onun hanımefendileri de bizlerin annesi. Biz terbiye olarak, konuşma lisanı olarak ne diyoruz? Hazreti Hatice annemiz diyoruz. Ayşe annemiz diyoruz. Hafsa annemiz diyoruz. İşte ayeti kerimede Rabbimiz müminlerin anneleri Peygamber Aleyhisselam'ın zevceleri olarak ilan ediyor bizlere. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çok evlenmenin yasaklanmasından önce birçok hikmetler ve çeşitli sebeplerle nikahına aldığı validelerimizin sayısı 12'dir. İlk zevcesi Hazreti Hatice annemiz ile Hazreti Zeynep binti Hüzeyme annemiz kendi sağlığında vefat etmişlerdir. Diğerleri ise sonraya kalmışlardır. Zevcelerinden Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh'ın kızı Hazreti Ayşe annemiz, ve Hazreti Ömer Efendimiz'in kızı Hazreti Hafsa validemiz en yakın iki dostuyla bağlılığını artırmak için nikahlamıştır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu nikahlama işleminde de birebir babalarının ve kızlarının istek ve talepleriyle olmuştur. Bu maksatla kendi kızlarını da üçüncü ve dördüncü derecedeki yakın dostu olan Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh ve Hazreti Ali Efendimiz'e nikahlamıştır. Hazreti Ebu Süfyan'ın kızı Hazreti Ümmü Habibe Kocasının Habeşistan'da Hristiyanlığa dönmesiyle himayesiz kalmış. Babası iman etmediği için henüz onun yanına da gidememiş. Asaletli olduğu için de herkesle evlenememişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dininde sebat eden bu mümine annemiz Ümmü Habibe annemizi Habeş hükümdarını vekil tayin ederek nikahı altına almış. Medine'ye getirterek himayesi altına almış oldu. Hazreti Zeynep binti Hüzeyme, Hazreti Ümmü Seleme ve Hazreti Sevde de Hazreti Hafsa gibi kocaları Allah yolunda savaşırken şehit düşmüşlerdi. Kimsesiz kalmışlardı. Çocuklarıyla beraber ortada kalmış, korunmaya muhtaç olan bu aileleri, annelerimizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikahları altına almıştı. Hazreti Zeynep binti Cahs ise işte, akrabası olup kocası ile geçinemediğinden dolayı ayrılmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabasının ricaları üzerine onunla nikahlanmış ve Kur'an-ı Kerim'de de bundan alakalı bir takım ayeti kerimeler ve emirler gelmişti. Hazreti Cüveyriye validemiz, Mariye annemiz, Safiye validemiz, Meymune validelerimiz ise siyasi sebeplerden dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nikahlarına girmişlerdi. 53 yaşına kadar dul bir kadın olan Hazreti Hatice annemiz ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşamış ve evliliğini devam ettirmişti. Peygamber Aleyhisselam 25 yaşındayken kaynakların naklettiğine göre Hazreti Hatice annemiz nikahlandığında 40 yaşındaydı. Ve bu evlilik zaman diliminde Peygamber Aleyhisselam hiçbir şekilde bir hanımefendiyle evlenmemişti. Ama Hazreti Hatice annemizin vefatından bir iki yıl sonra nikahı altına almış olduğu annelerimiz olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hikmet ve sebeplerle ömrünün son on yılında çok kadınla evlenmiştir. Bu validelerimiz de o hazretten o bu validelerimiz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmiş oldukları ahlakı, edebi ve ilmi bilgiyi, birikimi, kadınlarla alakalı malumatı bizlere aktarmışlardır ve büyük bir hizmette bulunmuşlardır. Bazı müsteşriklerin, bazı fitnecilerin ve fessatçıların dedikleri gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi haşa zevk düşkünü gibi göstermek akla ziyan ve sadece tek bir kelimeyle ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakını karalamak içindir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem almış olduğu nikaha altına almış olduğu hanımefendilerden sadece dört tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tahti himayesinde o zamanın şartlarında cariye olarak gelen hanımefendilerdi. Ama Peygamber aleyhisselam onları hürriyetlerine kavuşturmuş. Onların hepsi ya Resulallah bizi de himayenizde alır mısınız? Biz de nikahınız altında bulunalım diye kendileri özellikle talep etmişlerdir. <laughs> Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımefendilerinden saymış olduğumuz diğer dört tane hanımefendinin beyefendileri Uhud Savaşı'nda ve diğer savaşlarda şehit olmuş, şehit olan hanımlardan ortada kalan, üç tane çocuğuyla, dört tane çocuğuyla ortada kalıp yer yurt bulamayan, sıkıntı ve meşakkat içerisinde olan hanımefendileri, Peygamber aleyhisselam nikah himayesini alarak geçimlerini, sıkıntılarını ve tasalarını paylaşmıştır. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem 53 yaşına kadar Hazreti Hatice annemiz ile yaşayan 53 yaşında sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömrünün son 9 yılında 10 yılında birçok hanımefendi ile evlenmesinin elbette birçok hikmeti ve siyasi sebepleri vardır. Bu vesileyle kıymetli müminler şurada şunu da nakil yapmak isteriz. Hazreti Ayşe annemiz üzerinde bazı insanların söylemiş olduğu sözler doğru değildir. Hazreti Ayşe annemiz tarihçilerin ortak ittifakı ile beraber siyer araştırmacılarının söylemlerine binaen ve hesaplamalarına binaen 17 yaşında idi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le nikahları kıyıldıklarında. Arap Yarımadası'nda o zamanın şartlarında çok evlilik fazlaca var idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yapmış olduğu evliliklerden üç erkek, dördü kız olmak üzere 7 evladı dünyaya gelmiştir. İlk oğlu Hazreti Kasım olduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin künyesi Ebul Kasım olarak yani Kasım'ın babası lakabıyla anılmıştır. Diğer oğulları sırasıyla Abdullah, İbrahim ve kızları Hazreti Zeynep, Hazreti Rukayye, Hazreti Ümmü Gülsüm ve Hazreti Fatıma'dır. Yalnız Hazreti İbrahim erkek oğlu Hazreti Mariye'den doğmuş, diğerlerinin hepsi Hazret Hatice annemizden dünyaya gelmiş evlatlarıdır. Oğulları bebek halinde kızları ise evlilik hayatı sürerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce vefat etmişlerdir. Yalnız Hazreti Fatıma validemiz babası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 6 ay sonra 24 yaşlarında vefat etmiştir. Diğer bütün çocukları Peygamber aleyhisselam'dan e, önce vefat etmiş ve Peygamber aleyhisselam o çocuklarının e, defin e, ve onların hüznüyle e, kederiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşı dökmüştür. Hazreti Rukiye ve Hazreti Ümmü Gülsüm annemiz sırasıyla Hazreti Osman bin Affan ile evlenmişlerdir. Bu sebeple Hazreti Osman Efendimiz'e Zinnureyn yani iki nurun sahibi ünvanı ve lakabı verilmiştir. Hazreti Zeynep, Hazreti Ebu Asbin Rabi ile Hazreti Fatıma da Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu ve ceh ile evlenmişlerdir. Peygamber Aleyhisselam'ın soyu, nesli, kızı Hazreti Fatıma'dan olan Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'in neslinden devam etmiştir. Diğer kızlarından olan torunları yaşamamıştır. Hazreti Fatıma'nın Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'den başka Hazreti Muhsin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep adında bir oğlu ile iki kızı daha vardır. Ama nesil Hazreti Hasan Efendimiz ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'den devam etmiştir. Mevla Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hanımefendileri Ümmahatul Mü'minin dediğimiz annelerimize rahmetiyle muamele eylesin ve bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Onlar en yüce makamlarda, en güzel yerlerde bizleri de Mevlam onların sofralarına, hanelerine teşrif edenlerden eylesin. Çocuklarını, neslini Mevlam Ruzi Mahşer'de Havzi Kevser'in etrafında beraberce toplaşıp Peygamber Aleyhisselam'ın elinden, Kevser'inden kana kana içenlerden eylesin. Ve ahiru da'vana en rabbil alemin. Kafeyi ehli -i iman ve ehli İslam ruhu için cümle geçmişlerimizin ruhları için ve hasreten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başta ailesi, hanımefendileri, evlatları, sahabe efendilerimizin kafesi ve bütün mümin müminatın ruhları için El Fatiha.